Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu makalede sysprep yapılmış Windows 2022 Data Center Core sürümünün kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bunu yapmak için new virtual machine next derivative server 50 next generation 2 next RAM'imizi belirleyelim next external 2 next sysprep imajı ekleyeceğimizin attach virtual hard disk letter'ı seçiyorum next. Finish. Üzerinde sağ tuş Settings. Hızlı kurulum için CPU'sunu artırıyorum ve sysprep yapılmış 2 tane Master VS Core. Bunun içerisinde sysprep yapılmış imajım var. Bunu şöyle alalım. C User Public Public Document Hyper-V Virtual Hard Disk New Folder Derivative Server 50. Bunun içine kopyalayalım. Kopyala. Yapıştır. Kopyalama işlemi bitti. Sonra şunu kapatalım. Bunun adını değiştirelim. Ve bunu sağ tuş Settings SCSI Controller Etart Dry ile etiş edelim. Browse. Nerede? C'deki Users Public Public Document Hyper-V Virtual Hard Disk bu ve Apply. Hızlı boot için bunu MoveUp'la yukarı çıkartıyorduk. OK. Connect ve Start. Şifre soran ilk ekranımız geldi. OK diyoruz ve bir şifre belirliyoruz. OK. Bir kurulum tamamlandı. Gördüğünüz ne kadar hızlı oldu GUI ortadan kalkınca. İlk yapacağımız iş bu makalede sconfig ile Windows Server Core nasıl yapılandırılır bunu anlatmak. Burada değiştirebileceğimiz şu anda domainimiz yok. Computer name'i değiştirebiliriz. Ama ilk yapacağımız iş IP adresini değiştirmek ve update seçeneklerini ayarlamak. 5'e basıyoruz. Bir otomatiği seçiyoruz update'i. Sonra 6'ya basıyoruz. Install update. Update'leri bir kontrol ediyoruz. Sysprep yapıldığı için en son update'ler üzerinde var. Antivirüs update'i var. Kurmak için yes'e basıyoruz. İndirip download ve install update yapıyor. Bu şekilde update'leri yapabiliriz. Tabi bu manuel update. Bu bitti. Şimdi bilgisayarın adını değiştirelim. 2. Computer name. New computer name. Derivative server. 50. Enter. Yes diye restart yapıyoruz. Bakın çok hızlı bir şekilde açıldı. Şifresini yazdık. IP'sini değiştirelim. Network settings 8. Enter. IP adresi 10 önemli 168'miş. Select network adapter index diyor. Şuradakini kastediyor arkadaşlar. Birden fazla network adaptörünüz varsa indeksi seçmeniz için. 1 diyoruz. Şimdi burada neyi değiştirmek istiyorsunuz? Set network adres, DNS adres, DNS server adresini temizlemek mi istiyorsunuz? Hayır. 1. IP adresini değiştirmek istiyorum. Static or DHCP S'ye basıyoruz. Static vereceğiz. Static IP adresi 10, 50, 50'ye, 50. Enter. Subnet'i 255, 255, 255'e 0. Gateway 10, 50, 50'ye 1. Değiştirildi. Enter'a bastık. Şimdi DNS'i kontrol edelim. 8. Tekrar Network Settings. Bakın 50 olmuş. 1 diyorum tekrar. DNS'ine 2. Set DNS Server. Enter. DNS'i 10, 50. 50'ye 1. Enter. Enter. Bu şekilde IP adresi değişti. Burada 13'e basarak server'ımızı restart edebiliriz ve 14'e basarak shutdown yapabiliriz. Ben 15'e basarak home satırına çıkacağım. Demin IP adreslerini değiştirmiştik. IP config yazarak yaptığım ayarları göstermek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.